Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bana en çok sorduğunuz 3 tane soru var YouTube kanalımda ve bugün bunları size anlatmaya çalışacağım. Perfect. Pompası acı veriyor mu? YouTube kanalımda çektiğim insülin pompası kullanmaya başlıyorum adlı videomda bunu detaylıca anlatmıştım ama şunu da özellikle belirteyim arkadaşlar. Seti vücudunuza takarken ucunda saç kılından, saç telinden biraz daha kalın, yaklaşık 1 santim uzunluğunda plastik bir aparat var. Vücudun içerisinde bu kalıyor aslında. Yani damar yolu açılırken kullanılan intraketin ucundaki malzemeye benzer, flexible, çok sert olmayan esnek bir plastik parça. Şöyle, bunu vücuda direkt takamıyorsunuz da zaten. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim üzere quick set denilen aparatın içine iğneyi yerleştiriyorsunuz. O iğne sayesinde o vücudunuzda kalacak parça vücuda girebiliyor. Dolayısıyla çok elastiki bir şey. Vücuda yerleştikten sonra orada varlığını bile hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla acı vesaire herhangi bir problem yaratmıyor. Günlük aktivitenizi yaparken de herhangi bir acı, sancısızı bir hissetmiyorsunuz. Sadece bazı dönemlerde dokuda bir eksen durumlardır bunlar. İnsülin gönderiminde biraz sızı hissedebiliyorsunuz. Bu da bende bir kere oldu. Yaklaşık 2 yıldır insülin pompası kullanıyorum. İnsülin pompasını gününde değiştirmedim. Orada biraz fazla kaldı set. Yaklaşık 5 gün kalmıştı. Biliyorsunuz 3 günde bir değiştirmek gerekiyor. 4. günden sonra orada bir yara oluşmaya başlıyor. Yani değiştirmeniz lazım. Kanlanma oluşuyor. O esnada da insülin gönderirseniz orada bir sızı oluyor. Dolayısıyla ez cümle herhangi bir acı, sancı, sızı bir sıkıntı yaratmıyor. Günlük aktivitenizi engellemiyor. İkincisi, kalem insülinden pompanın kullanım farkı nedir diye çok soran oluyor. Özellikle çocuk hastalarda pompaya geçelim mi, kalem insülin daha mı faydalıdır diye. Tabii ki bunların cevabı doktorda ama ben insülin pompası kullanan birisi olarak yaklaşık 7-8 yıl kalem insülinden sonra insülin pompasına geçen birisi olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere konfor açısından çok rahat, kan şekeri dengesi çok daha sizin kontrolünüzde. Dolayısıyla şeker yüksekliği veya düşüşlüğünü çok da fazla burada yaşamıyorsunuz. Toplum içerisinde kalem insülinle iğne yapmak bazen sıkıntı yaratabiliyor, her zaman uygun olamayabiliyor. İnsülin pompası bu anlamda da kullanım kolaylığı sağlıyor. Gelelim en önemli soruya arkadaşlar. Bu konuda bana çok fazla soru gelmişti. Hatta telefonla arayan arkadaşlar da oldu. Bunu da özellikle açıklamak istiyorum. İnsülin pompasının çok sıcak arkadaşlar bu arada. Nefes nefese kaldım uzun süre konuşunca. İnsülin pompasının vücuttan ayırmak mümkün mü? Ya da şöyle diğer bir söyleyişle, denize girerken insülin pompasını ne yapacağız? Duşa girerken pompayı ne yapacağız? Çıkartabiliyor muyuz? Gibi sorular. Arkadaşlar şöyle, insülin pompası vücuttan yaklaşık 1 saat ayrı kalabiliyor. Herhangi bir sebeple vücudunuzdan 1 saat boyunca, maksimum 1 saat boyunca pompayı ayırabiliyorsunuz. Fakat denize girecekseniz, duşa girecekseniz, işte havuza gireceksiniz vesaire, o vücutta bulunan set, daha önce oraya taktığınız setin içi açık kalıyor. İşte burada işte denize girersem su girer mi, duşta işte sabun girer mi vesaire endişeler var idi. Orada da şöyle bir çözüm var arkadaşlar. Gerçekten can kurtaran bir yöntem. Arkadaşlar aparat bu. Plastik yuvarlak bir halka. Set ve rezervuar aldığınızda her kutudan bundan ikişer tane çıkıyor poşet içerisinde. Bu şu demek, aparatı çıkarttığınız zaman vücudunuzdan bununla orayı kapatıyorsunuz. Dolayısıyla bunu kullandığınızda açık olan setin içerisine herhangi bir şey girmiyor. Şöyle göstereyim size de. Arkadaşlar seti buradan şöyle döndürerek çıkartıyoruz, biliyorsunuz. Şu an insülin pompası vücuttan ayrıldı. Şimdi şuradan içerisine herhangi bir şey girmemesi için bu kapağı kullanacağız. Bu kapağı da şöyle, işaretleri var üzerinde. İki tarafında esnek bir düğme gibi yapmışlar. Onu şöyle takıyoruz ve döndürüyoruz. Tık diye bir ses geliyor. Şu an set kapalı arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir içerisine bir şey girmesi mümkün değil. Daha sonra yine kenarlarından basıp şöyle çevirdiğinizde çıkıyor. Pompayı yine aynı şekilde
yerleştiriyoruz. Zaten baktığınızda pompanın setin ucundaki aparatla benzerlik içeriyor. Sadece şurası ağzındaki yolu kapatıyor. İçerisine herhangi bir şey girmesini önlüyor. Güzel güzel. Bu kadar basit arkadaşlar. Dolayısıyla insülin pompası hayatınızı çok daha kolaylaştıran bir cihaz. Ben çok memnunum. Kalem insülinden geçmek isteyenlere de tavsiye ediyorum. Ama önemli olan şey şu. Doktorunuza mutlaka danışın. Doktor kontrolünde bu işi yaparsanız daha bilimsel, daha doğru, daha sağlıklı ilerlemiş olursunuz. Ben memnunum. Size de bu şekilde ifade etmiş olayım. Başka sormak istediğiniz sorular varsa, insülin pompasına geçiş süreciyle ilgili ya da kullanımında yaşadığınız problemler, sorunlar var ise videonun altına yorum olarak yazarsanız size de dönüş yapmaya çalışırım. Şimdilik videomu burada bitiriyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.